1979-1983 arasında Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya, Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri bölümünde Hititçe, Akatça, Latince öğrenimi yaptı. 4 okul yılı boyunca Konya Karahöyük kazılarına katıldı. Ardından Atatürk Üniversitesi'nde 1984-1988 arasında Erzurum Kars Kültür Çevresi Urartu öncesi dönemi, M.Ö. 2000'in sonları hakkında yüksek lisans tezini yaptı. 1989-1995'te Hacettepe Üniversitesi'nde son Tunç Erken Demir çağında Doğu Anadolu, Kafkasya, Orta Asya arasında gelişen kültürel ilişkiler konusunda doktora çalışmasını yaptı. 9 Eylül Üniversitesi'nde 1998-2000 arasında Kafkasya, Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi'ni ve Arkeoloji Bölümünü kurdu. Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve Kafkasya, Orta Asya'da Tunç Çağı kültürleri üzerinde arazi araştırmaları programladı. 2001-2021 arasında Doğu Anadolu'dan Kuzey Kafkasya'ya, Güney Sibirya'dan Angara-Baykal bölgesine, Doğu Türkistan'dan Tibet'e, Moğolistan Altay Dağları'ndan Çin'in Helan Dağları'na geniş alanlarda aktif arazi çalışmaları gerçekleştirdi. Araştırma sonuçlarını Türk Altay Kuramı adı altında bir kitapta topladı. Profesör Doktor Semih Güner'i huzurlarınızda, kuvvetli alkışlarınızla sunumuna başlıyoruz. Ah, gelmiş, tamam. Evet, teşekkür ederim. Müsaade ederseniz ben sunumumu yapayım, ondan sonra devam edelim. Sayın Başkan, değerli izleyiciler. Ah, şimdi benim çalıyor tabii ki. Burada çok renkli, çok yönlü Türk kültürü, erken kültür tarihiyle ilgili çok güzel sunumlar izliyoruz. Aslında bu tür toplantılara çok ihtiyacımız var. Böyle bireysel sunumlar dışında gerçekten farklı fikirleri bir arada tartışan, sunan böyle bu tür programlara gerçekten çok ihtiyacımız var diye başlayayım. Ve şunu da baştan söylemek istiyorum. Herhangi bir ulusun erken kültür tarihini konuşmak, tartışmak için hiçbir sınır yok. Herkes istediği şekilde kanıtlarını ortaya koymak kaydıyla, ki akademisyen zaten o demektir. Kanıt ortaya koyan adam demektir akademisyen, kimsenin şüphesi yok. Kanıtları ortaya konduktan sonra hiçbir sakıncası yok. Herkes istediği şekilde Türk kültür tarihini, ki konu o, istediği şekilde tartışabilir, ortaya koyabilir. Hiç kimsenin hipotezleri bir diğerinden ne fazladır ne eksiktir. Farklı farklı yollardan, yani örneğin dil verilerinden hareketle farklı bir yere gidebilirsiniz. Arkeolojik verilerden farklı bir yere gidebilirsiniz. Bu veriler, sonuçlar belki birbirleriyle bazen örtüşür, bazen çelişir, bazen çarpışır. Fakat verileri ortaya koymak kaydıyla herkes her türlü hipotezini ortaya koyabilir. Şimdi benim bunları niye söylüyorum? Göbekli Tepe konusu son yıllarda hem ülkemizde hem de bütün dünyada çok fazla tartışılan bir konu. Göbekli Tepe konusunda da herkesin her türlü şeyi söyleme hakkı var. Göbekli Tepe hiç kimsenin üstüne tapulu bir konu değildir, bir kazı alanı değildir. Orada çalışan görevliler sadece görevlidir, bugün vardır, yarın yoktur. Herkes bu konuda fikirlerini söyleyebilir. Bunu da başta söylemiş olayım. Evet, ne çalışıyor? Şimdi bizim Türk Altay Kuramı diye bir
kuramımız var. Ve çok fazla hipotezlerden oluşan bir kuram. Kuzey Asya'da Türklerin erken kültür tarihini konuşan, yazan bir konu. Buna göre dil maddi kültürü belirleyen unsurdur. Arkeoloji de bunun adına kültürün stili diyoruz. Kültürü belirleyen budur. Stil ancak baskın kültürün stilidir. Dil doğar, yaşar, ölür, diller ölümlüdür diye bir başlangıç yapalım. Bir kültürün tarihini, erken tarihini araştırmak için bizim yazılı kaynaklara ihtiyacımız vardır. Yazılı kaynaklarca tanımlanan, nitelenen arkeolojik belgeler grubuna ihtiyacımız vardır. Ve ana yurt sorununu çözmüş olmamız beklenir. Şimdi ben kısaca neler yaptığımızı anlatmak istiyorum. Yani bu Türk Altay kuramına gelene kadar neler yaptığımıza bir bakalım. Proje, ben Hacettepe'de doktoramı bitirdikten hemen sonra başlayan ve bugüne kadar devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Yazılı belgeler bakıyoruz var mı? Türk kültürünü araştırıyoruz. Okey. O zaman yazılı belgelerimiz var mı? Evet var. Bunlar tarihsel belgelerdir. Az önceki Tonyukuk'tu. Bu evet, yazılı belgelerin nitelediği arkeolojik belgeler var mı? Evet var. Altayların 2500 metre yükseklerinde bulunan balballar. Bu balballar bir arkeolojik kompleksin üstünde bulunan heykellerdir. Evet. Bilge Kağan hazinelerinden bir örnek verelim. Ya şu ışığı, salon ışığını şey yapabilir miyiz? İndirebilir miyiz? Tamam. Şimdi yazılı belgelerin nitelediği, tanımladığı başka bir arkeolojik belgeler grubuna bakalım. Bunlar Moğolistan'da bulunan kum tepe kurganların içinde bulunan terakota heykelcikler, ahşap heykelcikler. Bunlar hayvanlara ait ahşap buluntular. Kurganlardan çıkan iki tane önemli Çince yazıtımız var. Bu birincisi. Evet, bu ikincisi. Evet. Şimdi yazılı kaynaklarımız var ve bunların nitelediği arkeolojik belgelerimiz var. Bir ana yurt sorunumuz var. Eğer ilk iki maddede bir sorun yoksa, ana yurt sorunu da çözülmüşse biz o kültürün tarihini yazabiliriz. Şimdi ana yurt bize göre, Türk Altay kuramına göre ana yurt, Altaylar kültür coğrafyası diyoruz. Şimdi bir bölgenin ana yurt olması için orada kültürel sürekliliğin sağlanmış olması lazım, devamlılığı olması lazım. Göktürk dediğimiz dönem Taşlık kültürüne bağlanıyor. Oradan Tagar, Taşlık zaten aynı bir kültürün evrileşmesidir. Daha erkene gidiyoruz, Karasuk kültürüne bağlanıyor. Karasuk kültürü, Okunyev kültürü dediğimiz Tunçağ kültürüne bağlanıyor. Proto Okunyev, son 5-6 yıl içinde ortaya koyduğumuz Proto Okunyev dönemi var. Ve Neolitik kültürlerle de
Proto Okuyev dönemi başlıyor. Bu Altaylar kültür coğrafyasında gelişen kültürel zincirler bunlar. Aralarında kopukluklar yok. Zayıf halkalar olabilir ama kesinlikle kopukluk yok. Neolitik dönemden daha erkene gittiğimizde üst paleolitik çağda da bu kültürlerin en erken formlarını burada görebiliyoruz. Bu merkez Altaylar'ın en üst noktası diyelim, Rusya, Çin, Kazakistan, Moğolistan sınırlarının kesiştiği nokta diye şey bakarsak, her dört bölgede de, coğrafi bölgede de o yukarıda verdiğimiz Göktürk'ten üst paleolitik çağa kadar uzanan kültürel süreçler temsil ediliyor. Onu da söyleyelim. Peki ne yaptık? Hemen devam edelim. 9 Eylül Üniversitesi'ne bir Kafkasya Orta Asya Arkeoloji Araştırma Merkezi kurduk. Bu bizim için güzel bir başlangıçtı. Gördüğümüz gibi, hemen şuradan değiştirelim. Bir güzel bir tematik kitaplığımız var idi ve onunla birlikte bir slide arşivimiz, seramik arşivimiz var idi. İdi diyorum çünkü ben emekli olduktan sonra o da kapanmış oldu. Yani bu merkez şimdi yok. Ne yaptık? 2001-2019 döneminde Güney Sibirya'da çalışmalarla başladık. Merkezi Moğolistan, Doğu Anadolu araştırmaları paralelinde götürüldü. Tarım havzası çalışmalarımız var. Çin Halk Cumhuriyeti Merkezi Çin çalışmalarımız var ve dolaylı olarak da Tibet çalışmalarımız oldu. Ve 6 tane büyük kongre yaptık, uluslararası kongre yaptık. Son kongremiz 2017'de İzmir'de oldu. 2023'te de 7. kongremizi İstanbul'da yapmayı planlıyoruz. En son kongremizden iki görüntü verelim. Evet, Sibirya'da TÜBİTAK DPT Türk Tarih Kurumu'nun desteklediği çalışmalar yaptık. Moğolistan'da Hun kurganları kazdık diyelim. Çabuk çabuk geçiyorum böyle. Evet, en yoğun çalıştığımız yer Moğolistan Altay Dağları bölgesi ve burada da en az 10 bin tane figür kaydettik ve halen çok ciltli bir kitap dizisi olacak. Evet, petroglif çalışmalarımızı da geçiriyoruz. Evet. Şimdi Sibirya'da en son, ya Sibirya dediğimiz Güney Sibirya, bir tarafta doğuda Baykal, batıda Altaylardan Urallara doğru uzanan alanda yaptığımız çalışmalarda en son, evet, birkaç kazıya katıldık. Yani Katerina Lipnina'nın başkanlığında İrkutsk Devlet Üniversitesi'nin yürüttü. 2-3 kazıya katıldık ve sadece kazıya katılmakta kalmadık. Laboratuvar çalışmaları yaptık. İskeletler üzerinde analizler yaptık. Taş aletler, özellikle taş aletler üzerinde yaptığımız çalışmalarda çok ilginç sonuçlar elde ettik. Onu anlatacağım. Evet, bu Tunç Çağı kazısı bölgede. Hemen geçelim. Şimdi gördüğünüz gibi milattan önce, yani günümüzden önce de diyebiliriz, 30 bin, 24 bin yıl önce bölgede Malta çocuğuyla ilgili ailenin, sülalenin yaşadığı bir dönemde
çok kalabalık da bir nüfus yok. 3-4 ailelik böyle grup grup bir yaşam alanı da arkeolojik kültürleriyle birlikte var olan bir gruptan bahsediyoruz. Bu grup aslında arkeolojik kültürü sadece Malta çocuğuna ait bir gömme, bir mezar var. Bu mezarın dışında da bu Cisbaykal bölgesinde bulunan arkeolojik belgeler var. Fakat elimizdeki en önemli bulgu buradaki mezar. Aynı zamanda biz bu mezarın ilk kurganlardan biri olduğunu da burada rahatça söyleyebiliriz. Yani 30 bin, günümüzden önce 30 bin, 24 bin. Buradaki hayat o tarihten günümüzden önce 12 binlere kadar devam ediyor. 12 binlerden sonra bir geçiş evresi var. Bu tabii ki arkeolojik belgelere göre belirlenen bir geçiş evresi. Bu geçiş evresi Neolitik'e kadar, yani günümüzden önce 12 bin ile 7 bin, 8 bin, 7 binlere kadar devam eden, bir süren bir geçiş evresi var. Bu geçiş evresi sürecinde burada konuşulan tek bir dil var. Tek tip bir antropolojik yapı var burada. Bu Rus arkeologların yaptığı çalışmalar bunu gösteriyor. Ve bu tek tip antropolojik yapının da konuştuğu tek bir, bir ilkel bir dil var diyelim. Çünkü o dönemde dil oluşuyor. İletişim aracı olarak kullanılan bir dil olarak kabul ediyoruz. O dönemde arkeolojik kültür de oluşuyor. Çünkü bir mezar olgusu var. Öteki dünya tasavvurlarıyla birlikte burada bir arkeolojik kültür oluşumu var. Ta başta söylediğim, bu stil dediğimiz kendisini, damgasını ortaya koyan, vuran bir arkeolojik kültürün de burada tam anlamıyla oluştuğunu görüyoruz. Ama elimizdeki veriler çok kısıtlı. Vardığımız sonuçlar da bu sınırlar içinde kısıtlı diye hemen söyleyelim. Şimdi bunların içinde biraz sonra söyleyeceğim. Arkaik Yeni Seylena kültürünü oluşturan tek dilli bir halk var orada. Çok fazla geniş insan kitlelerinden oluşmayan bir sınırlı sayıda bir popülasyon var burada o dönemde. Çünkü son buzul çağı doruğundan hemen sonra oluşmaya başlıyor buradaki kültürel yapılanma. Çünkü soğuma evreleri var ve son soğuma evrelerinin hemen sonrasında, yani milattan önce 16 bin 12 bin arasında bu soğumanın bittiği dönem, azaldığı dönem de ortaya çıkan bu popülasyonun genişlediği bir durum var burada. Ve özellikle pek çok yerde, Altaylar'da, daha kuzeyde, Yakut bölgesinde, Sibirya'nın kuzey kesimlerinde donma, yani müthiş insan hayatını etkiliyorken, bu bölgede bizim o çekirdek Sibirya ya da Güney Sibirya dediğimiz bu bölgede, bizim alanımızda mikroklima bir durum var. Yükseklikler 500-600 metre, daha fazla değil. Ve bütün Asya soğuktan kavrulurken bu bölgede insan yaşamına imkan veren elverişli alanlar var. Bunun da etkisiyle gene dar bir alanda, bölgede bu kültür geliştirmek için insanlar böyle bir fırsat bulmuşlar. Çok da uzatmıyorum. Şöyle yapalım. Evet. Bu tek dil, arkaik Yeni Seylena, bu hipotetiktir tabii. Yani bildiğimizden değil ama var olandan, daha sonra ortaya çıkandan hareketle biz böyle bir
şema yaptık. Arkaik Yenisey Lena kültürü dili, bakın Sümerce söyleyeceğim onu da. Sümerce, Elamca, Hiksosça bu biraz tartışmalı. Hattice, Hurrice ve arkaik Türkçe, o da tırnak içinde olması gerekiyor. En az yani elimizde mevcut verilere göre burada 2, 4, 6 kültürden bahsediyoruz. Şimdi hani söylüyorlar ya, soruyorlar, Sümerce Türkçe midir? Türkler Sümer midir? Sümer Türk müdür? Ben size bırakacağım. Bu yapılanma, yani ortadaki arkaik Yenisey Lena kültürü dili, bir arkaik dil diyelim. Var, böyle bir dil var. Yani insanlar Gakguk diye şeyde iletişim artık bırakmışlar. Arkeolojik kültür oluşmuş. Bir beyin sıçraması ortaya çıkmış ve insanlar dili iletişim, etkin bir iletişim aracı olarak kullanıyorlar. Bir dil var. Ama bu dilin ne olduğunu bilmiyoruz. Durum bu. Şimdi arkaik Türkçe Sümerce mi ya da Hiksosça Hattice ile akraba mı, aynı dil mi? Ya teorik olarak, hipotetik olarak bizim ortaya koyduğumuz şey bu. Evet, buradan tekrar devam edelim. Malta çocuğu dedik. Malta çocuğu bizim bölgede arkeolojik kültürün ve öteki dünya tasavvurlarının oluştuğu, dolayısıyla arkeolojik kültürün yaratıldığı en erken, elimizde mevcut olan en erken veri budur. Malta çocuğu dönemidir. Milattan günümüzden önce 30.000-20.000 arasında yaşayan halkların bir temsilcisidir bu bulgu. Bu bulgu 4 yaşlarında bir çocuğa ait. Biraz sonra söyleyeceğim, genetik analizleri yapıldı. Şimdilik onu geçelim. Evet, konuya giriyoruz. Biz Katya Hoca ve ekibiyle birlikte 2019'da, yani yoğun kısa bir süre, 4 haftalık bir sürede ama çok yoğun bir çalışma sonrasında ortaklaşa dedik ki ya biz bazı şeyler bulduk, biz bunları şey yapalım, birlikte kafa kafaya verelim, bir proje hazırlayalım. Hazırladık, TÜBİTAK'a sunduk, TÜBİTAK tabii ki kabul etmedi. Böyle bir projeyi reddetti. TÜBİTAK'ın kendisi değil tabii. Yani TÜBİTAK'ın hakemleri var. Muhtemelen tabii biz bilmiyoruz. Göbekli Tepe bölgesinde çalışan hepsi de arkadaşımız, yani iyi kötü. Onlara gidiyor ve onlar kabul etmiyor, dönüyor. Yani uluslararası ikili proje. Yani proje kabul edilmedi ama biz zaten çalışıyoruz yani. Çalışmalarımızı biraz daha fazla maddi imkanlarla sürdürmek için vermiştik zaten. Dedik biz bunu makale yapalım ve bu konuyu makale yaptık. Bize bayağı bir şey tepki geldi. Ya Sibirya ile 7000 kilometre Baykal bölgesi ile Sibirya arasında 7000 kilometre var. Bu böyle bir şey olabilir mi diye güldüler, ettiler filan. Ama sonuçta böyle bir makale Türkiye'nin en saygın arkeolojik hakemli dergisinde yayınladı. Ben özellikle başlangıç şeyini verdim. Ortak çalışmamızdır bu. Evet. Şimdi nedir? Sibirya ile Göbekli Tepe arasında bir bağ kurduk biz ortak yaptığımız çalışmalarda. Ben ve doktora öğrencilerimle birlikte. Bu bağlantı Sibirya'dan bu son buzul doruğu döneminden hemen sonra oradan çıkan, bölgeden çıkan halk gruplarının bir kolunun da yakın doğuya gelmesiyle ilgili.
Yani bunun Türkçesi adamlar Baykal bölgesinden çıkıyorlar. Yürüye yani antik ticaret gibi bir noktaya getirip bırakıp gitmiyorlar. O noktadan bir başka noktaya yerli halklar farklı farklı noktalara yani uzun ticari ilişkiler bu şekildedir. Fakat bu olay öyle değil, bir teknoloji aktarımı var. Biraz sonra söyleyeceğim. Teknoloji aktarımının da arkeolojik belgeler üzerinden kanıtları var. Yani Sibirya bölgesinde ortaya çıkan, yani Malta çocuğu ailesi döneminde ortaya çıkan bir teknoloji var. Taş alet yontma teknolojisi, yüksek bir teknoloji. Öyle sadece orada çıkıyor. O bölgede yani 20 bin, 24 bin, 30 bin diyelim günümüzden önce 30 binlerde ortaya çıkıyor. Soğuma nedeniyle oradan çıkan halkların bir bölümü Çin bölgesine geliyor. Oradan şeye gidiyor, Hokkaido bölgesine gidiyor. Ve bir kısım Batı Avrupa'ya, Doğu Avrupa'ya gidiyor, İskandinavya'ya gidiyor. Bir kısım daha güneye iniyor, Moğolistan, Sarı Nehir bölgesine kadar iniyor. Bir kolda bizim Zagroslar bölgesine geliyor, dayanıyor. Bunu nereden biliyoruz? Zagroslar bölgesinde bu özel teknolojinin, biraz sonra göstereceğim, özel teknolojinin Zagroslar bölgesinde örnekleri ortaya çıkıyor. Birdenbire. Zagroslar bölgesinde taş alet endüstrileri içinde birdenbire ortaya çıkan bir teknoloji orada insanları şaşırtıyor. Neden şaşırtıyor? Zagroslar bölgesine M.Ö. 12. binlerde geliyor. Fakat biliyorsunuz Zagroslar, doğuda Zagroslar var. Şöyle bir bereketli hilal dersek batıda Doğu Akdeniz'e geliyor. Oysa Doğu Akdeniz'de hayat, taş alet endüstrileri en az 4000 yıl önce başlıyor. Yani başlangıç orası. Ya bu durumda ne düşünülür? Erken bölgede, erken ortaya çıkan teknoloji daha geç dönemde ortaya çıkan kültürel birikimi etkiler. Ama etkilemiyor. Ya bütün problem burada. Doğu Akdeniz'deki Natuf kültürü, milattan önce 18 bin, 15 bin arası Natuf kültürü yüksek bir kültürel bir yapılanma. Bizim ne Zagrosları etkiliyor ne de Göbekli Tepe kültürünü etkiliyor, etkilemiyor. Bir tek etkileyici kültür var. O da şimdi anlatacağım taş alet teknolojisi. Peki, şuradan başlayalım. Normal koşullarda, paleolitik dönemlerde, daha orta ve erken paleolitik dönemlerde başlayan insanların bir takım işleri kolaylaştırmak için yaptığı taş alet üretimi böyle vurgulama yöntemiyle, sert vurgulama taşla, yumuşak vurgulama kemik ya da hayvan boynuzuyla vurgulamayla böyle kaba saba, orta halli şeyler ortaya çıkıyor. Fakat bizim bu onu gösteriyor, anlattığımı gösteriyor. Bizim teknoloji yani Güney Sibirya'dan tüm dünyaya yayılan teknoloji aha da böyle. Bakın, yani hiçbir şey bilmeyen bir birey bile bunu bunun bir yüksek bir teknoloji olduğunu anlayabilir. Bir göbekten baskı, bunun da çeşitleri var. Hemen geçiyorum. Bakın, sonradan deneysel arkeoloji programlarında uygulamaları var. Bu da bize bir şey veriyor. Ya dikkat ederseniz böyle hemen bir çırpıda tak tuk tak tuk aldı işte kazıyıcı delici filan diye bir şey yok. Saatlerce uğraşıyor. Profesör Lipnina
Ve ekibinin bu konuda çok güzel araştırmaları var. Ve laboratuvarlarda da deneysel arkeoloji alanında bize çok güzel sunumlar yaptılar. İlk defa orada gördük. Bugüne kadar kitaplardan gördüğümüz şeyi bize sundular. Onu da geçiyorum fazla. Evet. Gördüğünüz gibi bir çekirdek var. Etrafından böyle baskılama yöntemiyle, yani vurgu diye bir şey yok. Baskılıyorsunuz, insanlar istediği boyutta, istediği şeyde, keskinlikte alet, araç şeyi çıkartabiliyorlar. Peki, bu da bizim kendi arşivimizden. Ne işe yarıyor bu? Şimdi normalde deliciler, kazıyıcılar, kesiciler filan bir sürü alet var. Ama bu küçük küçük mikro dilge dediğimiz bu teknoloji sonucu ortaya çıkartılan şeyler biraz sonra göstereceğim. Kemik malzeme üzerine diziliyor. İsterseniz onu tıraş olun, ister sakal tıraşı, ister saç tıraşı, ince işlerde kullanılan bir alet. Bakın, ölçüleri de orada zaten. Bunlar İrkutsk bölgesindeki yapılan kazılardan çıkartılan malzemeler, bize izin verdiler bunları yayınlamamıza. Bunların hepsi o dergide yayınlandı. Yani sonuçta Baykal bölgesinden çıkan bir grup, M.Ö. 12. binler, yani kabaca söylüyoruz, da ortaya çıkan ve yola çıkan gruplar doğrudan kendileri, o teknolojiyi kendileri götürerek, kendileri taşıyarak yakın doğuya kadar geldiler. Peki bu mümkün mü? Mümkün. O iki destinasyon, iki nokta arasındaki mesafe Orta Asya Dağ Koridoru'ndan. Onu kullanarak çok kolay bir şekilde Hazar Denizi'nin güneyinden Zagros'lara kadar geliyor, takılıyor. Ve bizim de kilit noktamız Zagros'lar. Zagros'lar bölgesi Sibirya'dan göç edip yakın doğuya gelen halkların toplandığı yer. Şimdi Zagros'ların ekolojik, arkeolojik prehistoryasına baktığımız zaman da Orta Asya steplerine çok benzeyen bir yapısı var ve halen orada göçebe yaşayan halklar var. Hemen şunu da unutmadan söyleyeyim. Şimdi Sümerler, Osman Hocam da söyledi ve hepimiz, diğer hocalarımız da tabii ki bilgisi dahilinde. Sümerler nereden? Orta Asya'dan geldiler ama bir yerden geldiler. Dağlık bölgeden geldiler. Bu dağlık bölge Orta Asya değil. Orta Asya'da da dağ olmaz. En yakın Zagros'lar bölgesidir. Sümerlerin de diğer kültürlerin çıktığı yerde Zagros'lardır. Bunu da bir bilgi olarak hemen söyleyeceğim. Tarihi az önce de söylediğim gibi milattan önce 12. bin yıllarda, hipotetik olarak söylüyorum. Son buzul çağ doruğu bitiyor. Milattan önce 16 bin, 12 bin arasında ve o arada oradan. Peki neden çıkıyorlar? İki soru soracağız. Sibirya bölgesinden, Baykal bölgesinden bu halkların derdi nedir? Ya niye çıkıyorlar? Işık da sürekli gözüm alıyor. Bir gerekçeleri var. Bu insanlar soğuma bitiyor. İklim koşulları insanların yaşamına devam ettirmelerine imkan tanıyor. Nüfus muhtemelen, yani elimizde bilgiler yok, bunu da söylüyorum. Ama nüfus muhtemelen patlıyor. Çünkü bölgede bataklıklar çekiliyor, bir kuruma oluyor. Ama bölge nemli bir bölgedir. Baykal bölgesi, ben kaçıyorum. Işıktan kaçıyorum. Islak bölge,
ıslak bölgede insanlar yaşamak istemezler. Eski kültürlerde durum budur. Nemli bölgelerden kaçarlar. Kurak bölgelere giderler. Bozkır ya da tayga önlerinde, orman bozkır bölgelerinde yaşamak isterler. Dolayısıyla birkaç nedenle bu insanlar kendi yurtlarından çıkıp, muhtemelen nüfus da artıyor, başka yerlere gitmek istiyorlar, istemişler, bunu da biliyoruz. Peki bunun kanıtı nedir? Bunun kanıtı şudur. Başım spotlarda belada. Bunun kanıtı şudur. Fransız meslektaşımız Marie-Louise Inizan diye bir kadın var. 2009'dan beri bu abla bu göç hareketini izliyor. Mikro baskı yöntemiyle, mikro dilgi üretim teknolojisinin tek tek hayatını buna vermiş. Orta Asya, yani şeyden, Çin'den, Japonya'dan, ağırlıklı olarak Moğolistan ve Sibirya'dan hareketle ta İskandinavya'ya kadar, Doğu Avrupa'ya kadar, Afganistan dahil, İç Moğolistan dahil, Yakın Doğu dahil, Kafkasya'da bunların içinde. Bu mikro dilgiler, açık söyleyeyim, mikro dilginin yan yana 5-6 tane koysalar, hangisi baskı yöntemiyle çıkartılmış deseler, ben bilemem, onu söyleyeyim. Bunu bilecek olan bizim hocamız, Lipnina hocamız, doktora tezi onunla ilgili olduğu için o bize ders veriyor, ondan öğreniyoruz. Ama şunu biliyoruz, uzmanlar diyor ki bu baskı yöntemiyle, az önce gösterdim, le üretilen bir mikro dilgi topluluğudur. Ve bu topluluk Moğolistan'ın kuzeyinin de dahil olduğu, Altaylar dahil ve Cisbaykal bölgesi, yani bu geniş bir alan, Altaylar kültür coğrafyası diyoruz buna. Bu alandan hareket ettiği, tekrar söylüyorum, Çin, Japonya, Afganistan, Doğu Avrupa, İskandinavya ve nihayet bizim Yakın Doğu Zagros'lara kadar bu alet teknolojisini incelediler. Sadece Marie-Louise Inizan değil, onun arkadaşları da, onun farklı farklı bölgedeki şeylerde, araştırmacılar da buna katıldılar. Biz zaten havada atladık bu şey, bizim hipotezlerimizle örtüştüğü için. Ve böyle ilginç bir göç yolu çıktı. Şimdi bize sorulan şu. Ya sorulan demeyeyim de karşı çıkılan şu. Nasıl karşı çıktığını biliyoruz. Çünkü makalemiz gerçekten Göbekli Tepe bölgesinde çalışan uzmanlar tarafından okundu, onaylandı ve bir ay sürekli bize şey geldi. Bu şu nedir, bu nedir? İşte bu soruların en başında da bu teknoloji, az önce söyledim, tamam çıktığı doğrudur. Yani bütün araştırmacılar burada birleşiyor. Sibirya'dan çıktığı doğrudur. Ama bu teknolojiyi üreten insanların doğrudan hedef noktalara gidip gitmediği konusunda bir şeyiniz, kanıtınız var mı? Kanıtımız yok. İletilmiş olabilir. Dediğim gibi taşımayla, uzak mesafe ticarette olduğu gibi. Fakat o dönemde Orta Asya dağ koridoru noktalarında yerleşmeler yok. Yani zaten çok az araştırılmış. Söylediğim dönem, M.Ö. 12. bin yıllar, yerleşmeler zaten bulamazsınız. Yerleşme bulmak çok zor. O nedenle bizim, ha bu bizi %100 haklı gösterir mi? Göstermeyebilir. Fakat eğer göstermiyorsa bir başkası da çıkar der ki, hocam sen burada hata ettin, şurada, şurada, şurada yerleşmeler var. Ha bugün yok ama yarın çıkmayacağını kimse garanti edemez. O zaman biz de deriz ki tamam, hata ettik,
hipotezimizi geri çekiyoruz. Böyle yaptığımız çok oldu benim şahsen. Birkaç düzeltmemi yaptım. Durum bu. Şimdi... Bizim yani bu göç hadisesine yani bir 2019'da varmış değiliz. Benim 15 yıl önce Avrasya'da ilk çalışmaya başladığım birkaç yıl içinde uzun yürüyüş hipotezi diye bir hipotez ortaya attık. Yani üstünde arkeolojik belgeler üzerinden çalıştık. Bu uzun yürüyüş hipotezi doğuya Alaska'ya giden o dönemde Kara Köprüsü var. İnsanların Alaska'ya kadar gitmesi mümkün. Bir grup oraya gidiyor. Ve gördüğünüz gibi çeşitli noktalara, işte Doğu Avrupa diyelim, İndus Vadisi diyelim. Bu bölgelere hipotetik olarak gene ama arkeolojik belgelerin de desteğiyle böyle bir hipotezimiz vardı. Uzun yürüyüş hipotezini Marie-Louise Iniza'nın ve arkadaşlarının son 20 yılda diyelim geliştirdiği baskı yöntemiyle üretilen mikro dilgilerin seyahati. Bizi ilgilendiren Zagros'lar olduğu için Zagros'a seyahati bizim 15 yıl önce ortaya attığımız bu hipotezi doğruladı. Hipotezde ne vardı? Hipotez, zaten şeyi bilmeyen yok. Alaska göçlerini bilmeyen yok. Ama biz buradan Sümer, Elam, Hurri, Hatti, Hiksos, Hiksos tartışmalı, Kasit, Kuti, Turukku, Luristan demircileri, hocalarımız da az önce ifade ettiler. Bu halkların elimizde mevcut olan dillerine baktığımız zaman hepsi eklentili dil. Şimdi her eklentili dile biz Türkçe demiyoruz. Fakat her eklentili dil, birkaç dil bir yerde toplanıyorsa bunlar tesadüfen biri doğudan, biri şarktan, biri garptan gelmiş diye bir şey olmaz. Bir aynı kaderi paylaşmış olmaları muhtemel. Hepsi hipotetik düzlemde. Bu adamların dolayısıyla eklentili dillerin, yani biz Türk Altay dilleri diyoruz ona, eklentili dillerin ana vatanından kopup oraya geldiklerini biz ifade ediyoruz. Ya bu da %100 doğru değil. Fakat bu konuyu elimizdeki mikro dilgi buluntuları destekliyor. Ya bu bizim son derece güvendiğimiz bir konu. Yani resmen arkeolojik belgeler bu hipotezi bir ölçüde destekliyor diyebiliriz. Hemen bitiriyorum. Bakalım burada ne var? Evet, buyurun. Zagros'lara geldik, takıldık. Sümer, Hurri, Hatti, Elam, Hiksos. Hiksos tartışmalı. Bu yıl çıkacak bir kitabım. Çok iddialı bir kitap. Bu kitapta Hiksos'un da niye Asyalı olması gerektiğini ifade ediyorum. Evet, bizim çalışma ekibimiz Sibirya'dan sevgili arkadaşlarımızla birlikte. Evet, ya kısaca benim söylemek istediğim şeyler bu kadar. Sorularınız varsa yanıtlayabilirim. Evet, Profesör Doktor Sayın Semih Güner'e teşekkür ediyoruz.